Sen anlat Karadeniz. Yarım gezdin yola bakarım uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma geldi yüzün oy. Yarım gezdin yola bakarım uzun uzun gözlerim doldu. Kenara gidersen unutursun. Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun. Yaz bu ipi kenara gidersen unutursun. Limanım gemileri demir aldı gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü kim bilecek o. Limanım gemileri demir aldı gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek oy. Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun. Yaz bu ipi kenara gidersen unutursun. Al gözümden yaşları kurutursun. Yaz bunu bir kenara gidersen unutursun. Şimdi Suat Bey, bak sen şimdi bizi kapıda karşıladın, kapıda uğurladın diye paramızı senin bankaya tutmayalım. Yani izabında nazımızın gelseceğini bildiğimiz için tutayalım.
Bilirim, bilirim. Kaleliler akrabandır. Bayramda el okmağa gidersin. Ama bugün Mustafa Kaleli gelip senin elini öpse de o krediyi vermeyeceksin. Anladın mı Suat Bey? Benzi anladın. Haydi. Günaydın baba. İyi misin? İyi, anan kahvaltı hazırlasın. Bol bol ye, kuvvet kazan. Sen de git hazırlan, seni işe bırakayım. Hadi. Ben kendim giderim. Git hazırlan. Dün gece yatmışsın. Seninle şu Murat Kaleli hesabını görmedik. Onu göreceğim. Ablamın pansumanı var baba. Hem benim nöbetim öğlen. Sen çık. Hesabı akşam şey ediyoruz. Zaten sana ayrı ayarım şansını zorlama. O sıktığın mermi nefese gelmedi diye şükret ve çekil yolumdan. Deli misin ya? Babam içeride, dur. Ben de zaten baban evdedir diye geldim sabahın köründe. Selamın aleyküm. Ne işin var ula senin buraya? Aleyküm selam. Geçmiş olsuna geldim Cemil abi. Malum hastanede diyemedik. İnfaz işleriyle meşguldünüz. Sen bana posta mı koyuyorsun? Senin yüzünde kızım yatay buraya. Gel o suçu paylaşalım Cemil abi. Ne diyorsun ula sen? Ben Mercan'a ne istediğini sormadım. Kafama göre estim. Sen de kızına ne istediğini sormadın. Parmağından yüzüğü çektin çıkardın. Gel biz seninle bu konuyu hiç konuşmayalım Cemil abi. Yani kızım benim yüzümden bileklerini kesti öyle mi? Cemil abi Mercan'ın yanında tartışmayalım bu konuyu. Sen bir ara gel bana uğra. Yerimi biliyorsun. Ben sana anlatayım tek tek ettiklerini. İyi misin Mercan? Geçmiş olsun. Sağ ol, iyiyim. Sana da bu ettiğinin hesabını soracağım. Yırttım sanma. Ama önce iyileş, tamam mı? Tamam. Arayacağım seni. Ha bu arada, eğer birileri senin canını sıkarsa onu da bana söyleyeceksin. Ben de onlara göstereceğim can sıkmak neymiş. Haydi bana eyvallah. Yolu biliyorum, hiç zahmet etmeyin. Ya tek elinle yaparsın bunları. Ben üzülürüm burada ya. Olur mu öyle şey hocam? Hallediyorum ben. Ya ama yakarsın Allah korusun. Hocam. He. Ben dün gece için çok özür dilerim. Ben Tahir'in geleceğini bilmiyordum. O delinin bile kapıya dikilmeden 10 dakika önce haberi olmuştur kendisinden. Senin nereden haberin olacak? Buraya yerleşmeme haber vermek için gelmiş. 40 yılda bir defa akıllılık etmiş. Ben de kabul ettim. Sen zaten akıllısın. Ona şaşırmıyorum. Yalnız benim iş ve ev bulmam lazım. Evet iş, bir de ev meselesi var. Benim bir Asiye'mden Esma'm vardı. Bir de sen geldin, 3 tane kızım oldu. Eğer senin için de münasipse burayı baba hoca olarak bilir misin? Güzel kızım. Kızım sen çaya bak. Kayne fazla acelenmesin olur mu? Ne oldu? Ne oldu? Otur bakayım. Sen benim yumurtamı yesen, anneme de iyi dedi desen olur mu? Olmaz. Niye ki ya? Ama yalan demiş oluruz uşağım. Tahir abim yemişti.
Oyda yalan söyledi demek ki Tahir abi ama büyük günah. Yok ya, beceremedik ki. Annem yakaladı bizi. Oh. Yiğit, neyi bekliyorsun anneciğim? Tahir abinin gelip yumurtayı yemesini mi bekliyorsun? Siz bir şeyler mi karıştırıyorsunuz? Yok. Hem nasıl karıştıralım ki zaten? Sen her seferinde yakalıyorsun bizi. Hey yo, Tahir abim geldi. Otur o yumurtanı ye. Yoksa Tahir abini eve bile almam. Hadi. Ye. Yumurtanı ye. Hadi bakalım. Tahir bak, Yiğit'e yüz verirsen... Ne oldu Nefes Hanım? Dangoz bekliydin, yangaz mı buldun? Bak bak, bozuldu. Yangaz, Nefes yengemin rengi attı. Kırılsak mı? Vallahi hayaller hayatlar meselesinde hayat olacağım hiç aklıma gelmezdi yangaz. Ben şu an bittim. Çok komik yangazlarla çok komik emice kızları gelmiş. Haydi bana hayırlı başarılar. Bu da oldu ya. Olmaz mı ya? Tedrisatımdan geçti. Tam balayuk yetiştirdim. Hadi hazırlan da çıkalım, işler çok. Ne işi? Ne işler olacak? Yerleşme işleri. Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun ki benim kalacağımı? Senin deli gecenin köründe kapıya dayandı. Yiğit okula yazdırmak için Nefes'e ikametgah çıkarttırın dedi. Sabah ezanında da benim kapıya dayandı. Vedat'a uzaklaştırma çıkar savcılıktan dedi. Al. Yanına 200 metreden fazla yaklaşması yasak. Bizim kafaya da sabah su döktü. Nefes'i doktora götürün, randevusu var, alçısı çıkacak dedi. Sizi buraya dikti ama... kendisi nerede ki? Ula ula. Ula ula. Siyah siyah. Ula 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 ula. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Seni burada gördüğüm iyi oldu Mithat abi. Ben de buradan çıkıp yanına gelecektim. Ben de buradan çıkınca senin peşine düşecektim. Hayırdır? Ulan Huyar, ben sana kaç kere söyledim? Sözlü adamsın. Yanmaz yakarsın. Sonunda mercanı yaktın. Rahatladı mı için? Ulan yine mi? Boğuldum da. Ulan ayı oğlu, sen bunu ufakken dövecektin. Dövmedin ya, işte böyle oldu. Hala geç kalmış sayılmam halamın oğlu. Ya işte, ander kalsın abi yüreği, kıyamayırım. Ne diyeceksin? De bakın bana. Nefes burada kalacak, temelli. La yuh be, yuh! Yok yok, dövecek. Dövmedin böyle olur. Hayır, etme. Ettim bile. Lan oğlum, Cemil o yüzüğü sen Nefes'in yanındasın diye çıkardı parmağından kızın. Kız ne yaptı? Mercan bileklerini kesti. Ulan sen bundan sonra ne olur biliyor musun? Daha devirenler ortalığı yakacak. Memleket yangın yerine dönecek, biliyorum da. He, biliyorsun da ne o zaman yangına benzin atarsın? Eğer Nefes'i siz korursanız yangın söner gider. Bu ne demek şimdi? Ben Nefes'ten uzak duracağım. Siz de ne gerekiyorsa yapacaksınız. Ya git! Sen Nefes'ten uzak falan duramazsın. Siz korursanız dururum. Oğlum. Hadise korumaksa biz uzaktan da koruruz. O dediğini bir kez denedik abi. Az daha Yiğit'i kaybediyorduk. Onu unut. Koruyor musunuz yoksa ben nefesi alıp gidiyor muyum? Lan manyak, sen nereye gidiyorsun? Nefes, Vedat'ın zindanından kaçıp... burada bizim zindanımıza düştü. Yanlış mıyım? Sade de gel. Ben bu zindandan o kızı kaçırmasını bilirim. Eski gardiyanı Vedat da peşimize düşer. Ben onu canım pahasına korurum. O ayrı.
ya da... Ne ya da ne? Buraları Nefes'e değil Vedat'a zindan edersiniz. Kımıldayamaz. Gözünüzü üstünden ayırmazsınız. Nefes'e de bacınızmış, hemşerinizmiş gibi davranırsınız. Düşmanınız gibi değil. Sen de uzak duracaksın ha Nefes'ten. Aynen. Hiç görmeyeceksin onu. O zor. Arada iyi mi diye bakarım. Yiğit'i görürüm. Korunması gerektiği zaman yanında olurum. Ama Nefes'te dolaşmam, ortalarda görünmem. İşime gücüme bakarım. Normal hayatıma dönerim. Yani bir münasebetin, ilişkin olmayacak ha? Yavaş. Oldu mu ki? Tamam, tamam. Ben bir sorguya çekerim Vedat'ı. Rahat bırakmam. Kararın nedir? Nedir kararın ne? Sanki bana karar vermeye şey bıraktın da. Sonra. Tamam. Vururuz Nefes'i. Benmişim gibi koruyacaksın. Nefes'i de Yiğit'i de. Nefes bacın, Yiğit evladın. Tamam. Senmişim gibi koruyan zaten. Nefes bacım, Yiğit evladım. Otur şuraya dikilip durma tepemde. Yangazlar, siz ha burada bekleyin. Asya abla, çocuklar bütün gün peşimizde zaten. Bırak işleri güçleri vardır. İşleri seni korumak olarım. Haydi. Anam. Naciye telgrafı laf toplama mesaisine başlamış. Hoş geldin Asya. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk. Hoş bulduk Muhtar'cığım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bak ayrım da misafiriniz hala sizle Asya. Sen haberi gezdirmeye başla Naciye abla. Nefes misafir değil artık. İkamet çıkarttırmaya geldik. Uy, nereye çıkartacağınız? Sizin konağı mı? He, bizim konağı. Tapuyu da üstüne yaptık, oldu mu? Asya abla. Osman Hoca'nın evine çıkaracağız ikametgahı. Uy, zaten köy çalkalanıyor. Şimdi bak neler olur. Niye çalkalanıyormuş o köy? Tahir bu İstanbullu kız yüzünden Mercan'ı bıraktı. Mercan da kendini kesti diyorlar. He vallahi, muhtarlıkta herkesin ağzında aynı laf. İnsaf. Kim yaydı acaba bu lafı? Kim yaydıysa yaydı. Yanlış mı yaydı Asiye? Doğru ya doğru. Kız telgraf Naciye abla. Sen eşekten yanlış meslek edindin ha. Kalk 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 Handan abla. Koltuğu hak edene plak. Tamam, Handan abla biz şu ikametgah işlemlerini yapsak mı artık? Tabii tabii. Başlamasına başlayalım da önceki ikametiniz neresiydi? Kocasının evinde dur. Nerede olacak? Ben evli değilim. İkametgahım da babamın evinde. Madem evli değilsin, madem babam var. Seni koruması için sözde adamın peşine niye takıldın? Babana gitseydin ya. Esma çekil oradan. Ege, Asiye dur. Dur, sadece dur. Ne diyorsun? Delirdin mi? Asiye de dur. Hep bunu yapmak istemiştim. Kısmet bugüneymiş hadi. Aha yengem Naciye'yi avuta attı. Haydi bakalım dökül. Bazen bu ikiz olma işi fena canımı sıkıyor ya. La dökül dedim. Tamam da. Birazdan çok acayip şeyler duyacaksın. Dünya hazır mı? Bismillah. Hazırım. La oğlum ben bu nazarı. Sen bu nazarı? Özleyirim. Ya gazdır o gaz. Tahir abime ateş eden kızı sen ne diye özleyorsun? Ha işte ben de onu diyorum da. Niye özleyirim abi ben bu kızı?
Hem de çok pis özlerim. Niye? Niye hayali gözümün önünden gitmeyin? Kovayırım ama. Gitmeyin yavrum kızı. Yapıştı kaldı. Acaba kafama mı sıksam? Gel ben senin kafana iki tane çakayım da işe yaramazsa sıkarsın. Ha böyle gözüme çak. Oralarda da çok dolanıyor. Ula hayırlı başarılar diyeceğim de hayırlı kısmı tartışılır, başarı kısmı muallak. Yangazlar, haydi. Nasıl kalayım? Naciye sen ne diyorsun? Ne? Osman Hoca evine mi almış? Elimin yüzümün karası. Kız kapa, kız kapa. Ana, Osman Hoca kimi almış evine? Alo Cemil. İstanbul'u Yosma'yı Osman Hoca sahiplenmiş. Ha? Asiye'de kıza ikamet çıkarttırmış bugün. Hanım ne dersin sen ya? Hanım ne değilsin diyor. Adam da şaşırdı. Ya bu Osman Hoca'ya ne oluyor ya? Kalelilerin dünürü olabilirsin ama alaksız bir kadını nasıl eve alırsın ya? İmamsın sen, imam. Dünürü de çekmiştir de. Tövbe estağfurullah. Adamı dinden imandan çıkartacaklar bunu. Ya kapat karı ya, kapat ya, kapat, kapat, kapat. Bitmeyi bularım da işleri ya. Tahir yaptırtmıştır kesin. İstanbullu karıyı aldı, imamın evine koydu. Osman Hoca'ya da kimse karşı gelemez. Deli Tahir akıllıymış meğer ya. Mercan, Şerafettin Hoca'ya gidip sana muska mı yazdırsak? Deli Tahir, sana neler ediysen onun için canına kıyaysın. Büyü mü var kız sende yoksa? Ana ne büyüsü ne muskası ya. Gitmeyin o şarlatana. Doktor lazım ablama. Ablam, ben bizim hastanenin psikiyatristiyle konuşayım. İlaç mı lazım, psikolog mu lazım desin bize, olur mu? Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Naciye gelmiştir kesin. İstanbullu Yosman'ın imamın evine nasıl kapak attığını anlatacaktır artık. Ballandıra ballandıra. Osman Hoca da büyük ayıp ediyor ama. Mercan kızım, geçmiş olsun. Sağ olun. Osman Hocam, hoş geldin. Kusura... Hoş bulduk. Bu uşağımın annesinin biraz işi vardı da... ben dedim ki gel hasta ziyaretini götüreyim seni. Allah hayır ve murat ettinin evine misafir gönderirmiş dedim. Köyümüzde de Allah rızasını kazanmak isteyen vardır belki dedim. Gel biz seninle mutfağa bakalım ha. Mercan kızımla biraz sohbet etsek. Yalnız. O döksün bakayım. Gel bakalım burada ne varmış? Orijinal hamsiköy sütlaçı yer misin? Yerim. Murat abimler de beni hamsiköy sütlaçı yemeye götürmüşlerdi. İyi misin kızım? Çok utanıyorum hocam. Allah beni affetmez artık değil mi? Kim demiş onu? Affeder mi? Tövbe edersen affeder. Ama biraz gücenmiştir. Niye olduğunu biliyor musun? Niye? Allah cennet karşılığı bizden canlarımızı satın almış ya.
ona ait olan cana bir kulu için kıymaya kalktın diye gücenmiştir. O kız da öyle dedi. Bir adam için canına mı kıydın dedi. Güzel demiş. Zalime rağmen canına sahip çıkmış. Kıymetini bili. Ama beni o zalimle bir tuttu. Yok, etmez öyle. Vedat sevdim dedi, beni kesti. Sen sevdim dedin, kendini kestin dedi, bir tuttu işte. Tutmamıştır da ama dediği de yanlış değil. Varlığını bir insana bağladın mı, onu da kesersin, kendini de. Nasıl yani? Bir fani hayatının şartı zannedersen, ona kıyacak kadar zalim olabilir, kendine kıyacak kadar çaresiz kalabilirsin. Lakin bir başkası bizim için ancak hayat arkadaşı olabilir. Hayat şartı olamaz. Hayat emanettir kızım. Emanete hıyanet olur mu? Olmaz ya. Olmaz değil mi? Aferin benim akıllı kızım. Bir tane daha sütlaç alabilir miyim? Alabilirsin tabii. Çok mu sevdin? Ağlama. Bak tadı çok güzel. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Bahçım. Sen nasılsın? İyiyiz biz de, teşekkürler. Suat müdürüm yok. Nasıl? Daha dün konuştuk ya, bu saat randevulaştık. Annesi rahatsızlanmış da onu Trabzon'a götürdü. La akrabadan haberimiz yok ya. Fatih yenge ha? Bir arayın bakalım. Ya, kapalı çıkar ya. Ciddi bir şey olmasın? Bilmiyorum. Suat Bey size iletmemi istedi. Genel merkez kredi talebinizi onaylamamış. Değilsin. Maalesef. Peki. Öyle olsun bakalım. Bakayım bana, ne zaman alayım krediyi? Maalesef alamıyorsun abi. Ya ne demek alamayasın krediyi? Oğlum benim şimdiye kadar dönmüş bir çekim mi var? Ödememiş bir kredim mi var? La benim sicilim derdimiz, ne demek alamayasın krediyi? Abi aramızda kalsın da Cemil Dağ Devire'nin bir de çok büyük mevduat hesabı var. Thank you.
Vedat! Bu ses sonundan hiç hoşlanmıyorum Eşan. Resmen gönlümü mahvedeceğini hissettiriyorsun. Bana ne gerek var? Sen o geleneklere bakarak hayatını mahvediyorsun zaten. Mahvetmiyorum. Hayal ediyorum. Ergiç o imzayı atacak. 8 yıldır atmadı. Nefesini en çok bu yönünü seviyorum biliyor musun Eşan? O kadar dirençli ki. Sen neden gelmiştin? Bir iyi bir kötü haberim var. Hangisi? Seç. Önce iyi haberden başlayalım ki son hissettiğimiz duygu öfkemiz olsun. Mustafa Kaleli bütün bankalardan eli boş döndü. Harika ya. Zavallı Mustafa. Bunların en iyi günleri olduğunun farkına varsa keşke Eşan, değil mi? Ya. Evet, güldük bitti. Şimdi kötü haberi alalım. Nefes uzaklaştırma emri çıkarmış. Görüyor musun Eşan? Gel de kafayı takma. Sana demiştim. O çok dirençli. Ona uzaktan da olsa zarar verebileceğimi bildiği halde asla vazgeçmiyor. Trabzon'da bildiğin iyi bir çiçekçi var mı Eşan? Ne? Ne çiçekçisi? Niçin? Küçük bir test yapacağız. Ne testi? Ne kadar fedakarsın testi. Çok eğleneceğiz Eşan. Çok. Emice kızı ne yedin ne yedin? Aha. Bu da lokmalarımı sayar. Aynı kaynanam. Esnekten Masiye abla. Yok canım. Pintiliğim benziyor bir tek. Öbür huyların pırlanta gibi maşallah. Aa, pintiyim. Ben. Nefes. Hı. Bugün balımın okulunda veli toplantısı var. Sen de gel okulda görürsün. Asiye abla hastane randevum var ya. Hem Yiğit olduğunda mı gitsek acaba? O çok hevesli ya. Olur. En son pintiyim diyordu. Oo, kaynatamadım Goni'yi. Ablam biz alışverişe mi gitsek? Yiğit'e çalışma masası falan bakarız. Babamın evinde de yok ya. Asiye abla bir dur. Önce bir iş bulayım, para kazanayım. Ondan sonra masayı alırız zaten. Ne işi? Çalışmam gerekiyor Yangaz. İş bulmam lazım. Esma abla, yerel gazete falan var mı? İş ilanı var mıdır ki? Ya internet siteleri var, gel bakalım. Yıldız Tornavida. Okulu görmeye gidecekler. Yiğit varken gidelim dedi. Çalışacakmış bu. İş bulacağım diye. Allah'ım ya. Ne oldu ki Tahir abi? Yok bir şey koçum. Söyle ona benim tepeme attırmasın. İşmiş yok, otursun oturduğu yerde. Esnekten mi abi? Biz bu işi gizli yapıyoruz. Hatırladın mı? Gambazcıyım. Senin komşuyla ayrım mı diyeyim Nefes'e?
çalışacakmış. He çalışırsın he. Kim çalışacak ki Tahir abi? Hiç kimse koçum. Kimse çalışmayacak. Yok öyle dünya. Ya bunların hepsi lise diploması istiyor. Okul birincisiydim ben. Ama diplomam yok. Sınıf arkadaşlarım mezun olurken ben... Sınıf arkadaşlarım mezun olurken sen? Yeni hayatıma başladığım günlerde şimdi eski günlere gitmeyelim. Boş ver. Ben diyorum ki, ben böyle çaycılık falan yapsam, diploma istemeyen bir yerde çalışsam, o sırada liseyi bitirsem. Ne çaycısı ya? Ne oldu Yangaz? İtirazın mı var? Benim yok. Hiç kimsenin olamaz zaten. Ekmek parası değil mi? Helal olsun da. Ben diploma istemem. Ben seni işe aldım. Ne yaptın, ne yaptın? Ya yardımcı arıyordum zaten. Gel benimle çalış. Ya bir git Esma abla. Yardım olsun diye iş yaratma bana. Canım, ayıptır söylemesi, ben çok başarılı bir avukatım. Ve haliyle yoğunum. Hani bazen şu Emice kızını az ofiste otur diyorum ama... adliye dönüşü bunu Kuyumcu Gültekin abinin yanında buluyorum. Huuu, nankör. Giderken kapıya Kuyumcu Dayıklı'ya yazı asmadın mı? E meraklısı da gelsin, orada bulsun. Hadi gözünü seveyim, gel benimle çalış. Kurtar beni bundan. Esma abla, çok teşekkür ederim. Gel Asya ablam, sensiz olmaz. Çok teşekkür ederim ikinize de. Abi müjde, nefes yengemiş buldu. Sakinim, sakin. Sakin. Sakin ol. Yok olamayırım. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Haydi da yetti sevgi yumağınız. Randevu saati geldi. Nefes, haydi sen hastaneye. Yenge kalk, seni de okula götürelim. Hadi. Tekrar teşekkür ederim Esma abla. Hadi Emicem'in kızı. Hoşça kal. Nazar, çiçek sana gelmiş. Karşılığı olamaz ama beni iyileştirdiğin için teşekkürler. Vedat Sayar. Çiçeğe gerek yoktu. Ben görevimi yaptım. Lütfen Nazar. İyi bir şey yaptım hissediyorum. Bunu bozma. İyi madem, bozmayayım. Çiçek için teşekkürler. Açıkçası ama ben bu teşekkürü benimle yemeğe çıktığında almak isterim. Senle yemek yiyemem. Ama bunun için biraz geç kaldım. Yalnız dur. Şu anda beni reddedersen gerçekten çok büyük ayıp etmiş olursun Nazar. Gelmeden önce arasaydın ayıp etmezdim. Ama o zaman... beni reddetmen çok kolay olurdu. Ben işimi şansa bırakmayı hiç sevmem. Nefes, iyi misin?
Nazarı kendine yeni kurban seçmiş. Kızı mahvedecek. Bir şey yapmamız lazım. Ben yapacağım şimdi bir şey. Yangaz, dur. Yangaz, bırak ya. Dur. İstediği budur. Tesadüfen mi karşılaştın? Randevun vardı Nefes yenge. Öğrenmiştir, gelmiştir. Az akıllı olun da. Uzaklaştırma emrini önce benim çiğnememi sağlayacak. Beğendin mi çiçekleri? Şu alçıyı çıkartalım da gidelim. Görmezden gelin. Haydi. İyi madem. Ben çiçeği bırakayım. Bekliyorum.